Selam takıyorum. Selamını deme. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen sinyal sesinden sonra mesaj bırakın. Mesaj bırakıyorum sevgili Keramettin. Ben ablan afet güç verir. 2 dakikaya kadar kalkmazsan bu sefer kaynar suyla geliyorum. İyi günler. Aman abla ya. 2 dakika uyutmadın insanı. Bayram tatiline giriyoruz. Ne okulu şimdi? Ne demek ne okulu? Zaten bu 10 günlük tatil yüzünden biz dövünüyoruz burada. Abla biz de dövünüyoruz. 10 gün tatil kime yeter? Şöyle Ramazan boyunca tatil yapacaklardı mis gibi bir ay. İşte bu zihniyet yüzünden benim ülkem karınca adımlarıyla ilerliyor. Tembeller ordusuna katılma seni pişman ederim Keramettin. Tamam abla tamam tamam. Ya yurdumun en gayretkeş vatandaşı bana düştü ya. Ne şanssız adamım ben ya. Ne abla? Mektup. Sabah sabah. Ne demek sabah sabah? Senin o ekürülerinden gece gece mesaj geliyor. Biz sesimizi çıkarmıyoruz. Kimden geldi o mektup? Yoksa Tekin abiden mi? Sana ne? Abla. Abla. Biliyordum ben zaten kızım. Tekin abiden geliyor değil mi? Ayrılamadınız bir türlü. Yanıldınız Sayın Kenan Erçetingöz. Bu Amerika'da yerleşmiş bir öğrencimden geliyor. Bayram tebriği. Hadi ver bakayım şunu. Aa, sen ablaya inanmıyor musun köpek? Ya abla inanmadım ben değil. Pullarına bakacağım. Versene bir saniye. Vay be. Abla ben bu pulları alabilir miyim? Ne yapacaksın? Kızlara pul koleksiyonumu göstereceksin. Yok be abla. Pul koleksiyonumu göstermeye ihtiyacım var benim. Dalyan gibi çocuğum. Pardon. Yani tamam idare ediyoruz işte. Abla bu pulları bana versene. Tamam al. Ya yavaş kartı yırtma sakın. Tamam kartını yırtmam. Vallahi şuraya bir sıra inci dizsek çok şık olacak öyle değil mi Sevda Hanımcığım? Ay madem güzel olacak dizelim o zaman. Ay alt tarafı maliyeti 500 milyon civarıdır. Hatta diyorum ki şöyle 2-3 sıra birden dizsek daha havalı olmaz mı ha? Ne gerek var o kadar inci dizmeye, bade süsmeye? Yani böyle sade daha güzel değil mi? Saçmalamayın Amel Bey. Artı tersinden daha mı iyi bileceksiniz güzel olup olmayacağını? Ama tabii 500 milyondan kaçıyorsanız o başka. Olur mu Sevda Hanımcığım? Yani size ağırlık şey etmesin diye şey etmiştim. Ama siz de böyle her konuda her şeye muhalefet ederseniz evlenemezsiniz Amel Bey. 2 bayram arası olmadan evlenmeniz lazım. Haklısınız efendim. Söz veriyorum bundan sonra hiçbir şeye karışmayacağım. Siz bildiğiniz gibi yapın. Ay tamamdır Sevda Hanımcığım. Çıkarabilirsiniz. Gelin çiçeğinizi de saf ipekten hazırlıyorum. Ay. Elinizde tuttuğunuza değsin öyle değil mi? Ay ay evet saf ipekten olsun. Sağ olsun Amil Beyciğim hiçbir masraftan kaçınmaz. Gelin arabasını ayarladınız mı Amil Bey? Gayet tabii ayarladım efendim. Bahçede duruyor. Mennan'a söyleyeceğim kurdelelerle çiçeklerle süsleyecek. Şaka yapıyorsunuz herhalde. Ben cenaze arabasından değil gelin arabasından söz ediyorum. Yani limuzin istiyorum. Limuzin. Ayarlarız efendim. Artı düğünümün internetten tüm dünyaya naklen yayınlanmasını istiyorum. O kolay onu hiç merak etmeyin Sevda Hanımcığım. Bizim mahallede atarıcı Şenol var. Onu çağırırız. Düğün salonuna hemen tesisatını kuruverir. Abi adresleri varsa kesin hepsini buluruz. En Interpol'ünden. Abi kimsenin haberi olmamalı. En çok da ablamın. Gizli operasyon yani ha. Hı hı. Hele acaba Afet Hoca karşısında eski öğrencilerini görünce ne yapacaklar? Şşş. Arif'im sus. 3 saniye önce demedik bu gizli operasyon diye. Ya beyler o değil de çok ilginç bir duygu ya. Hangisi? Oğlum düşünsenize. Kim bilir 10 sene sonra biz nerede olacağız? Kim bilir abi? Evet abi ya. Acaba 10 sene sonra burada oturan öğrenciler bir gün gelip bizi bulur mu lan? Yok abi hiç sanmam. Aa arkadaşlar az daha unutuyordum. Bu sabah aklıma süper bir fikir geldi. Bu ne ya? Bu sefer kurban kim Pikachu? Cumhur Hoca. Bakın cebimde ne var? Pulda. Abi yoksa bu pulları Cumhur Hoca'ya yalıtıp zehirleyecek miyiz? Yok be Arif'im. Bunlar Amerikan pulu. Vay. Cumhur Hoca. He? Amerika. İlginç. Arkadaşlar Amerikalı kardeşlerimizden Cumhur Hoca'ya bir dilekçe yazacağız.
Yazmasana da. Yazalım abi, ne var? Ya bir Amerikalı'dan Cumhur Hoca'ya Türkçe dilekçe gelmesi biraz tuhaf değil mi sizce? Bize İngilizce bilen birisi lazım arkadaşlar. Ama kim? Kim? Ya vallahi Törpü, şu düğünün tatile denk gelmesi çok kötü oldu. Ay ne güzel İbiza'ya gidecektik. Neyse artık bir yere kaçarız. Kaçarız tabii İbiza'ya. Yani ben bırak yurt dışına çıkmayı, daha Kıbrıs Türk kesimine bile gidemedim. Barbie! Ne var? Barbie, senin İngilizcen nasıl? İyi, kaç sene kolejde okudum. Kaç sene kolejde okudun? Yani iyi mi onu soruyoruz. İyi dedim ya, ne oldu? Ya Cumhur Hoca'ya Amerikalılardan geliyormuş gibi bir dilekçe göndereceğiz de. Cumhur Hoca ve Amerika. İlginç. Allah! Hadi hadi çıkar kağıdı. Ne yazacak? Başlık ne olacak? Başlık. Mr. Cumhur. Mr. Cumhur. Nasıl bilmiyorsun? Saygın. Ederim. Akşama görüşürüz, hoşçakalın. Duvağa da güpür dağıtay yapıyordum. Sana okkalı bir küfür, yani okkalı bir güpür çok güzel olur değil mi? Güle güle. İyi günler, iyi günler. Aa, aklıma geldi. Biz nikah şekerlerini unuttuk. Ya ama nikah nasıl olsa salonda kıyılacak Sevda Hanımcığım. Şekere ne gerek var? Bal gibi gerek var. Şekersiz nikah olur mu? Bak şu gül gibi kızımın nikahında şeker olmasın. Ben sana o zaman göstereceğim. Şu kel kafana pekmezi döküp de misafirlere şeker niyetine yalatmazsam bana da pakize demesin. Tamam. Sinirlenmeyin efendim. Bu şeker konusunu bugün hemen halledeceğim, merak etmeyin. Ayrıca düğünde de şarkıcı olarak Tarkan'ı istiyorum. Tarkan mı? Ben nereden buldum Tarkan'ı? Yapmayın Allah aşkına. Ararsanız kuzu kuzu bulursunuz Amil Beyciğim. Dua edin de anneciğim sizden Michael Jackson'ı istemedi. Eğer Tarkan gelmezse düğünde cesedin üstünde halay çekerim bilmiş ol Amil Efendi. Tarkan dediniz değil mi? Tamam getireceğim. İstediğiniz Tarkan olsun. Buyurun efendim. Hoşçakalın Amil Bey. Tarkan ha? Bizim Sabri'nin okulunda Tarkan'a benzeyen bir oğlan vardı. Alo? Sabri'cim merhaba, Amil ben. İyidir ne olsun, uğraşıp duruyoruz işte. Ya dünya evine giriyorum da. ya Sabri'cim sizin okulda bu şarkıcı Tarkan'a benzeyen bir çocuk vardı. Hala benziyor mu? Yani hala okulda mı? Güzel. Onun numarasını verir misin bana? Ya okul numarası değil, telefon numarasını. Bak şimdi yarısını perdeye girdik ama gerçekten çok güzel oldu ya. Keşke Ayşem bu perdeyi akşam olunca kapatsa, sabah olunca açsa. Akşam olunca kapatsa, sabah olunca açsa. Tutacak bu şekerler? Açsa. Duman oldum şerefsizim, duman! Minna sen ne yapıyorsun burada? Şimdi şöyle oluyor abim, pencereme perde dağılıyorum ya. Perde ha? Perde abim. Nasıl, iyi olmuş mu abim ya? Allah'a şükürler olsun, benim pencerenin de bir perdesi oldu sonunda ya. Biliyorsunuz ki perdesiz pencere, düdüklüsü hiç tencere olmaz. Olur mu olur? Bal gibi de olur. Minna, makasın var mı? Var mı? Ne demek amirim ya? Olmaz mı ya? Bende her türlü makas var. Tırnak mağazından tutun da yanak mağazına kadar her şey var. Kes sevzekli de hemen bir makas bul bana. Makas amirim. Buyurun amirim. Ama elden ele vermeyelim. Ya Allah muhafaza, kavga neyin ederiz sonra. Biz ver şunu salak. Sen benden kavga bile edemezsin. Ver şu perdeyi uzat bana. Amirim ne yapıyorsunuz ya? Perdeyi kesiyorsunuz. Bunları böyle küçük küçük keseceksin, içine şekerleri dolduracaksın. Anlaşıldı mı? Al bakayım şunu. Al bunu da. Perde ne olacak be? Başlatma şimdi perdende. Perde tiyatroda olur. Sen imiş misin? İmiş abim. Kesmeye başla çabuk. Çabuk.
Kikirik, sen de sürsene. Ne işime yarayacak? Aa, kızım, bunu sürdüğün zaman böyle dudakların parlak parlak oluyor. Sanki biraz önce kiraz yemiş havası veriyor. Ayrıca de feci çekici oluyor ha. Ama benden de ne çekici olur ya. Aa, delinin zoruna bak. Niye olmayacakmış? Ya Allah aşkına, sınıfı şöyle bir gözünün önünden geçirsene Törpü. Benim de genç bir kız olduğumun farkında olan var mı acaba? Bak işte, sen bile farkında değilsin. Çocuk gibiyim hala. Bir bana bak, bir de sana ya da Rüya'ya falan bak. Kerem'in benimle niye ilgilenmediğine çok şaşırmamak lazım. Sen de şu kenametini bırak artık Kikirik. Kızım, sen aslında çok güzel bir kızsın. Ama bakma işte, bu formalar bizi böyle çocuk gibi gösteriyor. Ben normalde de öyle görünüyorum, merak etme sen. Of, of. Benim hiç sevgilim olmayacak. Kimse benim farkıma varmayacak. İnsanların dikkatini çekmek için Hülya Aşar'a kamera önünde hakaret etmem gerekecek. Aa, Kikirik böyle söyleme. Bak üzülürüm ama. Buldum. Sevgili mi? Yok, onu daha bulamadım. Ama seni böyle fark edilir hali nasıl getireceğiz onu buldum. Nasıl olacak o? Çok basit. Zaten Allah'ıma bin şükür manken gibi fiziğin var. Bir de seni şöyle amirin düğününe giderken süsledik mi... lokum gibi olursun. Zaten mi? Herhalde. Kızım, sadece erkeklerin değil, kızların bile böyle bir karış ağzı açık kalacak. Bütün okul hayran kalacak sana. Gerçekten mi? Bir tanesin sen Törpü. Sen gel. Sen iyi canım arkadaşım benim. Sabahları bir kibrit kutusu kadar peynir, bir kibrit kutusu kadar kepek ekmeği, bir kibrit kutusu dolusu şekersiz çay. Öğlen bir kibrit kutusu kadar et, bir kibrit kutusu kadar domates, bir kibrit kutusu kadar yağsız makarna. Hayırdır Fidan Hanım, yeni bir diyet listesi mi? Evet Kadriye Hanım, yeni bir diyet listesi. Adı Jockey diyeti. Bir haftada tam 5 kilo veriliyor. Bir haftada 5 kilo ha? Evet, eğer harfi harfine uygularsam tam 5 kilo vereceğim bir haftada. Hadi bakalım. Oo, sizin o yaptığınız diyetle jockeyler değil atlar zayıflar. Aman dikkat edin de o atlar sizi tepelemesin son tahlilde. Evet, herkese selam olsun, merhabalar. Yine şaşırdın galiba. Şaşırmadım canım, çayman yok da mektup getirdi mi de yakında mübarek Ramazan bitecek, bu hasretlik de bitecek inşallah hidayet hocam. Ha, mektup nereye koyduk? Cumhur hocam, al bak sana ta Amerikalardan mektup gelmiş. Al buyur. Bana mı? Amerika'dan mı? He. Ama bu mektup İngilizce. Aa, ben sizin için okurum. Lütfen. Şimdi... bu bir mahkeme celbi Cumhur Bey. Amerikan mahkemesi celbi. Allah Allah. Benim ne işim olabilir ki ya Amerika'yla, mahkemeyle? Herhalde bir yanlışlık olacak son tahlilde. Şimdi diyor ki George McMillan isimli bir subaya 70'li yıllarda 6. filoya ait bir gemiyle boğazdan geçerken siz ona taş atmışsınız. Attığınız taş George McMillan'ın kafasını yermiş. O da sizi mahkemeye vermiş. Ya 40 sene sonra beni nereden bulmuş Elin Johnny'si? Adamlarda uydu teknolojisi var. Şak diye bulurlar tabii. Benimki oğulları Bağdat'a geldiğinde akıllarına geldim galiba Cumhur Hoca. Eyvah, eyvah. Elifçi oğulları şartları olgunlaştırıp beni bulduklarına göre bana kafayı iyice takmışlar besbelli. Ben şu celbe bir bakabilir miyim Cumhur Bey? Tabii. Ne yapacağım? Bunlar şimdi beni Guantanamo üstüne de yollarlar. Guantanamo üstünde. Bu celp bende kalabilir mi? Çünkü elçilikte tanıdıklarım var. Onlarla bir araştırma yapayım, ben size neticeyi bildiririm. Sağ olun Afet Hanım. Çok teşekkür ederim. Yani ben aslında onları yani taş bana atmak istememiştim. Yani biz böyle canım sıkkındı, taş sektiriyordum.
taç çektiriyormuş. İlahi Cumhur Hoca. Bari ufak atsaydın da civcivler yeseydi. Evet arkadaşlar. Düğün davetiyeleriniz de geldi. Aa, ne biçim davetiye bu? Bunlar benim davetiyem. Artı Amin Bey'in de davetiyesi tabii ki. Oo, ne kadar ilginç. Bunun sordum sarı çiçeğe şarkısı çalanından yok muydu? Afiyet Hanım, bu da sizin davetiyeniz. Beni de mi davet ediyorsunuz? Evet tabii ki. Siz de benim öğretmen arkadaşım değil misiniz? Tabii arkadaşınızım. Çok teşekkür ediyorum, mutluluklar diliyorum. Yandım ben. Niye attım ki o taşı? Ellerim kırılsaydı dağıtmasaydım. Şimdi kafama çuvalla geçirirler bunlar. Kesin kes. Haydi bayanlar baylar. Abilerim ablalarım. Kulağını sevindir. Amirin müzik dersinden zulüm görmek istemeyenler. Buyurun pamukları. Şşt, hadi yavaş yavaş. Sokak eder. Sokak eder. Herkese yüksek kadar var beyler, yapmayın. Burada kaldım. Evet arkadaşlar. Bu elimde gördüğünüz mucizevi üstün Alman teknolojisi pamuklar sayesinde das ist gut bin ein eine habe ich alten top ah du alte Mädchen ach die gel ay ay değil mi aşkım? Ya aşkım. Aşkım. Çok bir tane daha. Bu da benden olsun. Evet arkadaşlar. Sadece kopil kardeşinizin hattına 10 kontör transfer ediyorsunuz. Pamuklar size geliyor. İnanabiliyor musunuz buna? Memnun kalmadığınız pamuğu 30 gün içinde iade edebilirsiniz tabii. Seni pişman bir ence olsun çağrı bırakanından. Ortegacığım, sen şimdiden kontörleri yüklemeye başla. Bak, pamuk yazıyorsun, 22-22'ye gönderiyorsun, pamuklar kulağına geliyor. Tamam, tamam. Benim bir telefonla konuşursun 10 dakikalık. Tamam. Aman o kontörlük. Pamuk prensesim. Pamuk prensesim. Pamuk ister misiniz? Ay, cücelerimden biri bunu teklif eder de kabul etmez miyim hiç? Ne kadardı neşeli? Bir öpücük. Ay hiç sorun değil. Süzmecim, şu neşeliyi bir öper misin? Ben de bozuk kalmamış da. Ben sana sonra veririm. Lan! Ne yapıyorsun oğlum? Terbiyesizim. Arkadaşlar, arkadaşlar! Amin Bey geliyor, Amin Bey geliyor. Günaydın, otur. Otursanıza be, sağır mısınız? Evet, sevgili mini mini birler, çalışkan içiler ve düğünüme davetli olan sevimli yükler. Bu elimde gördüğünüz davetiye... Bu ne be? Oh, ne oluyor ya? Çıkarın kulaklarınızdaki pamukları. Çatlak kiremitler. Evladım yere atma. Her gün kaç tane köylü sabahtan akşama kadar tarlada bu pamuklar için çalışıyor. Haberiniz var mı? Dersten çıkarken kürsünün üstüne koyarsınız. Mendan onları değerlendirir. Emeğe saygılı olmak lazım. Öyle değil mi? Evet sevgili fıtırcıklarım. Malumunuz kısa zaman sonra düğünüm var. Hocam, sünnet için biraz geç kalmadınız mı? Gelirsem oraya gösteririm sana sünneti. Kafanı koparırım şerefsizim. Yani insanı düğün öncesi strese sokmasanız olmaz. Neyse, usulen hepiniz düğünüme davetlisiniz. Gelmek mecburi değil. Ama bu davetiyelerden almak mecburi. Yani zorla değil, mecburi. Ağlamayın, ağlamayın. Ya bu davetiyelerden alırsınız ya da... müzik dersi yaparım, tercih size. Bileyim hocam, neyse bileyim. 15 milyon. 15 milyon. Ama hocam, 15 milyon çok fazla. Mini minicik. Mini minicik, mini 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 minicik. Tamam tamam hocam, hocam 15 milyon çok makul, 15 milyon çok ucuzsa nedir ki? Tabii. Tamam. Hadi bakalım çıkın paraları. Evladım sen oradan topla paraları, arkadan öne doğru getir bakayım bana. Çabuk olun çabuk. Ya
bereket versin. Evet, hepinizi düğünüme davet ediyorum. Şimdi biliyorsunuz önümüzde uzun bir tatil var. Müfredattaki açığı kapatmak için ne yapıyoruz? Müzik dersine başlıyoruz. Yemyeşil kırlarda bir ceylan varmış. Annesinin yanında koşar oynarmış. Mini minicik, mini minicik, mini 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 minicik. Bayramlaşabilir miyiz artık? Evet, güzelce giyindiğimize göre bayramlaşabiliriz kocacığım. İyi bayramlar. Peri ne yapıyorsun Allah aşkına? Annem de babamın elini öperdi her bayram. Ne var ki bunda? Sen beni sevmiyor musun Metin? Ne alakası var hayatım ama el öpmek için biraz büyük değil misin? Yaşlıyım yani, öyle mi diyorsun? Metin şu yaşında benim gibi kızla evlendin hala yaşlı diyorsun. Annem söylemişti. Pilot daha koca olmaz demişti. Sen o hava boşluklarına gire çıka, beynin sulandı Metin. Ürperi, bayram sabahı şey etmesek? Şey etsek? İyi bayramlar babacığım. İyi bayramlar bir tanem. Yani. Al bakalım. Teşekkür ederim. İyi bayramlar Ürperi ablacığım. İyi bayramlar Rüyacığım da. Ne bu kıyafet? Benim sana aldığım bayramlıkları niye giymedin? Ne bayramlığı Ürperi abla, ben çocuk muyum? Olur mu evladım, olur mu kızım? Ay ben sana kırmızı ekoseri etek aldım. Ben sana kırmızı rugan pabuç aldım. Hadi git giy onları. Biz kahvaltı etsek Ürperi. Etsek. Hadi. Rüya, beyaz fırfırlı gömlek de aldım. Onu da içine giy. Tamam Ürperi'cim. Gel, gel, gel bak şöyle otur. Gel, gel. Efendim. Merhametin gücü verirler de sizinle yuvalarından çık, armutlardan çıkma. Elinde çok özel bir şey var senin için. Neredesin? Elma, elma. Biz çocuklarla bowling'e gidiyoruz. Öptüm seni. Ya, afet güç verir. Bayram bayram hak getire. Yeni nesil böyle geliyor işte. Biz de hayaller kurduk. Elimizi öptürürüz. Şeker tutarız. Ben bu gençlerin hızına yetişemiyorum galiba. Yine elde yalnızlık var. Ne afet güç verir. İyi bayramlar anneciğim. İyi bayramlar babacığım. Kerem de sizinle bayramlaşmak isterdi ama o daha küçük. Bu adetlerimizin güzelliğini anlamadı daha. O da öğrenecektir. Bayram çocukları geldi. Ben de onlara şeker tutarım. Bayramlar çocuklar, gelin. Ay, gel. Oo, oğlum, şekerler de var hem çikolatalısında. Öğretmenim, ben annem, babam, birinci dereceden yakın akrabalarım ve emmi oğullarım için alabilir miyim? Tamam, feda olsun da şeker komasına girersin. Bize de bırak Eriman ya. Vallahi sonra kırarım dişlerini. Evet abi ya, akrabaları çeker istiyorsa yine muhabbet öğretmenin elini öpecek. Tamam, hepiniz de yeter, merak etme. İyi bayramlar öğretmenim. İyi bayramlar. Ahmet öğretmene geldik, Ahmet öğretmene geldik. Tamam, iyi bayramlar kızlar. İyi bayramlar öğretmenim. İyi bayramlar Afet ablacığım. Canım aferin, evde abla, okulda öğretmen, bravo. İyi bayramlar öğretmenim. İyi bayramlar oğlum. Afet öğretmenim, iyi bayramlar. Ay canım, iyi bayramlar çocuğum, iyi bayramlar. Ablaların en güzeli. Ben senin bayramını unuttur muyum hiç? Annem yine boşu boşuna yine beni şikayet ettin değil mi? Git şimdi git çabuk. Yanlış beyanat verdim diye özür de. Hadi hadi hadi. Tamam ben onlardan özür dilerim bu konuda. Ama pul meselesini de onlara anlatmak zorundayım. Pul mu? Ne pulu abla? Amerikan pulu, sen onu çok iyi biliyorsun. Ne oldu onlar? O pullar şey oldu abla. O pulları ben çekti. Bugün bayram. Erken kalkın çocuklar. Abla pulları anladı, kaynadı kaynadı. Giyelim en güzel giysileri. Elimizde taze gül çiçekleri. Üzmeyelim bugün annemizi. Bugün bay.
Çansal, Ervan, bugün bayram. Hepimizin bayramı. Bravo size. Siz de bir ay boyunca oruç tuttunuz. O yüzden de bayramı kutlamaya hak kazandınız. Muhammed birkaç yudum su yuttunuz ama... zaten suyun içinde yaşıyorsunuz olur kadar. Alın bakalım size bayram şekerleriniz. Hop, bu da senin. Durun bakayım, öpün bakayım elime. Öp bakayım, öp. Öp, ben de öp. Aferin, el öpenleriniz çok olsun. Size harçlık da verirdim ama harcayamazsınız. Günaydın Amir Bey. Günaydınlar efendim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hem hazırlıkları son bir kez kontrol edelim, hem de bayramlaşalım istedik. Ne kadar iyi ettiniz, hoş geldiniz, buyurun. Verin elinizi öpeyim. Ne de olsa büyür sayılırsınız. Ama zahmet etmeyin efendim, ne gereği var. Bayramınız mübarek olsun. Sağ olun Sevda Hanım, beni mahcup ettiniz. Niye mahcup olursunuz canım? Artı, bayramlarda harçlık vermeyenler mahcup olsun. Bayram harçlığı mı? Pes yani. Bayramlarda eli öpülenlerden harçlık alındığını bilmiyor musunuz? Biliyorum tabii, bilmez olur muyum? Daha şey yani. Hadi o zaman, harçlığım nerede? Tabii, vereyim Sevdamcığım. Ay ne yapıyorsunuz aman? Bir şey yaptım yok efendim, sadece elinizi öptüm. Benim bildiğim büyüklerin eli öpülür. Siz de benim büyüğüm sayılırsınız. İyi annem olacaksınız inşallah. Ben de harçlığımı rica edeyim. Demek anne ha. Harçlık ha. Buyurun efendim. Verin elinizi öpeyim. Ah kimsin sen de, bırak elimi. Ah kovalı sabık. Mete yetiş. Kırmızı saldırıyorlar köpeğinden. İyice yanlış anladın Zabra ya, huzure yani. Kim korma ya. Mete. Ne oluyor ya, ne oldu? Ay bu kovalı sabık beni öpmeye kalktı zorla Mete. Öpmeye mi kalktı? Evet. Yok şimdi şöyle oluyor. Ben tanrı misafiriyim. Tanrı misafiriyim. Yani ablanın elini öpeceydim şeker neker dursun de. Ya. Tamam. Bu bizim kızın okulundaki Adem'e ya. Çocuk bayramlaşmaya gelmiş. Ne var bunda? Çocuk mu? Metin hayatım sen kendinde misin? Eşek kazığı kadar adamı ufak da iç cebinde taşı bari hayatım. Ben sana şeker getireyim oğlum. Allah razı olsun. Badem şeker olursa ey olur abi. Ay arsız. Evimize gelen sopak arsızı kendi ellerimizle besliyoruz Metin. Al bakalım. Al. Aman badem şekeri abim çok sevinecek ya. Bayram olsun, bayram olsun. Hayırlı bayramlar, hayırlı bayramlar. Bana bak, bir daha gelirsen polis çağırırım, yemin ediyorum. Bayram diye yırttın, kocamın da merhametine dua et. Aferin, gir içeri yavrum, gir içeri. Gir yanım içeri. Şekerim. Gir içeri. Canımı zor kurtardım ya. Yüce insan amirim, onun için çektiğim sıkıntıları görse zırtında taşır beni ya. İyi bak. Aman Afet öğretmenim. Ve lan senin ne işin var burada? Şimdi şöyle oluyor Afet öğretmenim. Yüce insan amirim için şeker topluyorum. Düğün şekeri. Kovayı elime tutuşturdu. Kapı kapı dolaşıyorum ya. Bunu da bedavaya getirmenin yolunu buldu ha. Akıllı insandır benim amirim. Al bakalım şekerini, bayram diye göz yumuyorum ona göre. Badem şekeri yok muydu Afet öğretmenim ya? Şansını zorlama al mennan. Şansınızı zorlama Afet öğretmenim. Bayramımız barak olsun. En güzel günler geçirin. Nasıl olsun beyefendi? Üstlerden alma, sadece yanlardan al. Hangi üst beyefendi? Üst mü kalmış? Ne demek üst mü kalmış? Lepiska gibi saçlarım var şerefsizim. Neyse, şöyle şekilli bir şeyler yap. Yarın çok önemli bir randevum var. Abi neredesiniz ya? Her yerde şişe aradım bulamadım ya. Senin ne işin var burada kıl herif? Kıl abim. Abim evrektiğiniz gibi kapı kapı dolaşıp şekerleri topladım ya. Bir sürü şekerimiz oldu. Hadi. Vay abim sıhhatler olsun.
Cenabım amirimi derbere gelip damat tıraş olsun diye yaratmış. Maşallah ya. Damat tıraşı mı? Evleniyor musun abi? Hayırlı olsun. Tabii ya. Dünya evine sokuyoruz amirimi. O işte zaten damat tıraşı oluyor ya. Subay tıraşı demek istedi. Hemen defol. Defol amirim. Amirim düğünde görüşürüz. Ben size bakayım. Yani gelin hanımın da belki birinci ihtiyacı neyse. İyi dinle. Vay be abi. Evleniyorsun ha. Dünya evine gidiyorsun da bize söylemiyorsun. Her delikanlı evlenmeden önce bizim makasın tadına bakar biraz. Damat tıraşı olunca da fiyatta biraz değişiklik olur. Nasıl birazcık değişiklik? 50 milyon kadar. Çüş! Ya bu kel kafaya 50 milyon çok değil mi? Hangi kel beyefendi? Lapiska gibi saçlarınız var ya. Ah ulan ben lan seni elime bir geçirirsem saçlarını yoldam şerefsiz. Sizi şöyle alalım. Alalım. Tamam. Biz ilgileniriz. Siz şöyle geçin hanımlar. Dikkatli olsana biraz. Şşş. Ben şöyle oturmak. Şu makinelere girelim. Hanımlar sizi fazla yormayalım. Şöyle oturun isterseniz. Çok özür dileriz. Rezil olduk ki girip otur. Ne olacaktı size hanımlar? Biz bu akşam çok özel bir kokteyle davetliyiz de, o yüzden saçlarımızı yaptırmak istiyoruz. Tamam, ben hemen geliyorum. Ay niye kokteyl dedin? Çünkü düğün dersen saçın böyle kuş yuvası gibi yapıp bırakıyorlar. Böyle daha klas bir şey olsun diye kokteyl dedim, tamam mı? Bana bak, biz buranın parasını nasıl ödeyeceğiz? Benim biraz param var. İyi, sen daha birkaç tane daha bir şey devirmezsen paramız yetecek. Denir, denir. Allah! Ay ben de bu kadar sakarlık olduktan sonra ben güzel olsam ne olur? Merak etme hayatım. Ben seni düğünde kolundan tutacağım. Bir daha da hiç bırakmayacağım, tamam? Yelir. Efendim? Kerem beni beğenecek değil mi? Beğenecek. Kızım bayılacak sana. Söz değil mi bak? Söz çekirikçim, söz. Yeter ki sen birazcık sus ve hareket etme. Ne olur. Tamam, peki. Tamam. Ay gelin başım pek güzel oldu kızım. Evet anneciğim. Sizce de öyle oldu mu Amil Beyciğim? Çok güzelsiniz Sevda Hanımcığım. Ama biraz acele etsek düğüne geç kalıyoruz. Bence önce bir boğaz turu atıp öyle gidelim. Ne dersin anneciğim? Evet. Ama salona geç kalırız. Yani yanlış anlamayın. Limuzinin parasını kilometre başına istediklerinden değil. Ama konukları bekletmeyelim. Ne yapalım bu kadarı yiyelim bari. Buyurun buyurun. Yoksa bizi takip mi ettiniz? Hocam, eğer bize para vermezseniz arabanın yolunu açmayacağız. Hocam, adettendir. Düğün arabasının önü kesilince para verilir. Hadi oradan, kim demiş bunu? Arabanın önünü eşkıyalar keser.
Siz eşkıya mısınız? Hadi dağılın çabuk. Hadi dağılın. Aa, versenize çocuklara canım parasını. Yama Sevda Hanım. Aması maması yok. Arabanın önü kesilince para verilir. Düğünün şanındandır bu. Hem 7 çocuklu dul mu alıyorsunuz Allah aşkına Amir Bey? Peki verelim bari. Hepsiz bütün bunları ya. Bozuk paranız var mı anneciğim? Yok yavrum. Ay şimdi nerede bozduracağız Amir Bey? Verin gitsin. Her birine birer 20'lik verin. Alın bakalım çatak çıkarım ben. 20 milyon olur mu? Evet abi. 20 milyon bu en gıcırından. Oğlum ben hayatta harcamam bu parayı. Ölsem harcamam. Ben ilk kez Amir Hoca'dan para alıyorum oğlum. Oğlum benim paramı ayırmayı unutmayın ha elemanlar. Hey hocam ben onun payı ben. Alın Ver anam. Bu parayı geri almasını bilirim ben sizden. Çatak kerebekler. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Bulduk. Hoş geldin. Merhaba. Oo Yeliz Hanım. Çok şık olmuşsunuz. Mankenlere benzemişsiniz yani. Ne bu güzellik? Herhalde yani. Öpeyim mi? Öpme. Vallahi Yeliz. Sen de bir bomba olmuşsun hem patlayıcısından. Çok güzel olmuşsun hayatım. Gerçekten mi? Sen de yakıyorsun hani. Teşekkür ederim. Arkadaşlar. Tek başıma gelmedim ama. Sahi kikirikle gelmeyecek miydin? Eleman nerede? Gelmiyor mu yoksa? Vallahi kikiriği bilmem ama. Ben Biricik adında çok güzel bir arkadaşımla geldim. Biricik gelir misin? Sen misin? Vay be. Öpeyim mi? Öpme. Arkadaşlar ben şaşı mı oldum? Yoksa gözlerim mi bozuldu? Yedi abi. İnsan birdenbire 9 derece birden miyop olur mu en optiğinden? Abi seni bilmiyorum ama ben galiba öldüm. Biricik inanmıyorum. Manken gibi olmuşsun. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun. Yeliz biraz gaz verdi. Hepsi o kadar. İyi olmuş. Çok iyi olmuş. Bana da biraz gaz verse. Vermem. Beyler, rüya geldi. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldin rüya, değil mi? Takma kafana. Bu gece olmazsa Kerem beni bir başka gece mutlaka fark edecektir. Her şey için sağ ol. Canım arkadaşım. Evlilik her ne kadar insanın doğasına aykırı da olsa güzel bir şey. Yok canım. Bir erkekle yaşamanın nesi güzel Allah aşkına? Ben genel olarak evliliğe karşıyım. İnna sabirin. Öyle demeyin canım. Evlilik farzdır. Allah Allah. Kim ne derse desin gelinlik giymek güzel bir şey. Dünyadaki bütün kadınlara yakışır. Bence de. Her kadın hayatında bir kez o özel beyaz elbiseyi giyme mutluluğunu tatmalı. Ay, tatmak dediniz de karnımız acıktı. Nedir bu üç parça bir şey koymuşlar. Doğru düz bir şeyler getirseler de yesek. Cumhur Bey niye gelmedi acaba? Amerikan korkusu. Başına bir şey geleceğinden korkmuştur mutlaka. Vallahi ben şimdiye kadar sadece bir kişiyi sevdim. Ondan başkasıyla da evlenmem. Vallahi ben ortada büyük bir iddia olursa kesin evlenirim abi. Ben beni bilek güreşinde yenecek bir eleman bulursam anca onunla evlenirim. Tabii böyle bir erkek çıkmadı daha.
Terpe. Terpe. Öpme Kopi, öpme. Ne demek istiyorsun şimdi? Evlenmeler olmaz mı yani? Olmaz. Tamam o zaman. Tamam. Evleneceğim ben seninle. Evleniyorum. Benle evlen Terpe. Hadi. Olur mu Kopi? Biz evlenirsek diğer altı cüce arkadaşı sensiz ne yapar sonra? Komik mi şimdi? Evet çok komik. Kısa boylu olmam da. Evet. Cüceye bağladın. Evet. Ha, çok güzel. Seninle görüşeceğiz. Görüşürüz. Ortega. Abi. Cep telefonunu versene bana. Yine ne oldu Kopi'lim ya? Abi baksana çok sinirliyim. Ellerime baksana. Kız arkadaşımı arayacağım. Eski kız arkadaşımı. Özür dileyeceğim yaptıklarıma dair. Kopi. Gel. Kopi'lim. Bence sen... O kızı unut abi. Oğlum sen iyice düğün ortamının havasına girdin ya. Sen bir kere bekarlık sultanlığının padişahısın en bol tat kavgalısından ya. Değil mi? Yakışıyor bana. Tabii oğlum. Oğlum kız dediğin nedir ki? Gerektiğinde sert yapmasını bileceksin. Evet sert. Ben hep böyle varım sert yapacaksın. Evet evet. Ortega. Aşkım efendim aşkım. Aşkım bir kıza baktıysam namerdim iki gözün önüne baksın. Bana sual et. Su. Ha, tabii çıkın su. Su istedi, çekil kopya su istedi. Su istedi, suyu almam. Ortega, iyi yaptın abi. Yine sert oldun. Sert erkek. Sağ olun, iyi. Nasıl yapıyorsun? Rüya, benimle dans eder misin? Ne? Dans mı? Sen Rüya'yı striptizci sandın galiba. Striptiz mi? Ben sadece basit bir dans etmek istedim, Gülperi abla. Basit bir dans? Sen Rüya'yı basit kızlarla karıştırıyorsun sanıyorum. Ama ben sana söyledim, böyle açık saçık giyinme dedim. Ama yok illa ki can o kafayı vuracaksın duvarlara vuracaksın. Ya ne açık saçık giyinmesi Gülperi abla, ne ilgisi var alt tarafı dans edeceğiz. Dans etmek istiyorsun. Tamam o zaman gel beraber dans ediyoruz. Gülperi abla rezil olacak saçmalama. Ben seni rezil ediyorum yani. Bana bunu da mı yapacaksın Rüya? Ben işe gücü bıraktım. Lütfen kötü yollara düşmeyesin diye buraya kadar geldim. Beni rezil ediyordun öyle mi? Ay ne kadar talihsiz o ablam ya. Of ya. Gülper abla. Makyajı baktın mı? My friend, I'll say it to you. I'll say it my case. Which I'm certain I've met like that school. I've traveled each and every hour and more. Baba se, baba se. Şey diyorum, acaba Didem'le biraz dans etsek ne dersiniz? Benden dans edersin de Didem'le asla. Doğru. Çok güzel söylediniz. Çok terbiyesizim ben. Hatta cezamı da vereyim kendi kendime. Kim bu genç Osman? Ya baba böyle yapıp beni rezil ediyorsun. O genç Osman dediğin benim sınıf arkadaşım Kopi. Senden uzak dursun, kafasını kırdırmasın. Seni Türkiye'ye gönderdim. Yamyamlardan uzak olsun diye. Ama her tarafta yamyam var. Ya baba. Şey pardon. Hayır kardeşim. Ama ben sadece cüzdanınızın düştüğünü söyleyecektim. Sağ ol. Sağ ol arkadaşım. Lütfen herkes yerlerine otursun. Ve şimdi de düğünümüzün bu müstesna bölümünde nikah kıyma töreni var. Ve alkışlarla gelinle damadı huzurlarınıza davet ediyoruz.
Amir ya, amirim ya. Yüce Rabbim amirimi beni şahit yapsın diye yaratmış. Maşallah ya, maşallah ya. Kes sesini salak herif. Bana şahit gelecek kimseyi bulamadığım için seni şahit yaptım. Sen abime dua et. Merkep herif. Merkep amirim. Amir, sana şahitlik yapmam. Senin sağa solun belli olmaz. Herkes hazırsa nikah kıyım işlemine başlıyorum. Tabii başlayalım mı? Siz Kamiloğlu Amil Bey, Pakize kızı Sevda Hanım'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Yok, bir de kabul etmesin bari. Yıllarca bunun için uğraşıyor benim abim ya. Lan! Bu yüzden saçlarına kabak etti abim ya. Sorunuzu tekrar ediyorum Amil Bey. Siz Kamiloğlu Amil Bey, Pakize kızı Sevda Hanım'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Bütün kalbimle kabul ediyorum şerefsizim. Siz Pakize kızı Sevda Hanım, Kamiloğlu Amil Bey'i kocalığa kabul ediyor musunuz? Evet. Ediyorum. Ah benim canım yavrum. Mutlu olursun inşallah. Siz şahitler, bu evliliği onaylıyor musunuz? Evet. Evet, kabul ediyorum. Lütfen hep beraber ayağa kalkalım. Belediyenin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Yüce Rabbim amirimi karı koca ilan edilsin diye yaratmış. Yakışırdı biliyor musun? Umarım seni gelinlikle görürüm. Belli olmaz, belki de görürsün. Merak etme, düğünüme seni de çağırırım. Sen ciddi mi söylüyorsun? Saçmalama Ortega. Benim için ne kadar önemli olduğunu bilmiyor musun? Önemliyim değil mi? Oh,
erkekle dans edeceğim ve 40 kilometre maraton koşarım daha iyi. Aman aman. Ay, hakikaten ne kadar güzel söyledin Bahar Hanım. Hidayet Bey, ben sizi dansa kaldırıyorum. Ama bilmem ki doğru olur mu yani ben. E hadi Hidayet Hoca, okulda değiliz artık. Ben dans falan bilmem. Canım biz de bilmiyoruz ama öyle şey. Hadi öğretmenler bakarsın, hadi. Gel. Doğru mu? Örnek bir düğün oluyor şerefsiz. Ne örneği müdür bey, ne örneği? Artık müdür bey demesek Sevda Hanımcığım. Vallahi benim için Tarkan'ı getirene kadar müdür beysiniz. Biliyorsunuz düğünde Tarkan'ı getireceğinizi söz vermiştim. Sözüm söz karıcığım. Sen iste, değil Tarkan'ı, Ricky Martin'i bile getiririm şerefsizim. Hani nerede o zaman Tarkan? Az önce cep telefonundan aradım. Trafikteyim Amil abi, biraz sonra oradayım dedi. 5-10 dakikaya kadar gelir. Ay öyle mi? 10 dakikaya kadar. Tabii. Belki de helikopterle geliyordur. Ay neyse canım, ben sizin sürprizinizi bozmayayım. Efendim. Ay o kadar seviniyorum ki Tarkan'ın geleceğine. Artı sizinle evlendiğim için de. Güven ol. Efendim. Çok güzel oldun. Baksana herkes sana bakıyor. La 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 la. Eğer öpüşmek istersen arkadaşça ya da dostça. Öpme. Sana ne oluyor? Sana ne oluyor? Ben sana mı söylüyorum? Bu gecenin tek ve en güzel bayanı alımıyla çalımıyla kikirik arkadaşıma söylüyorum. Sağ ol kuzum. Ne demek, ne demek? Teşekkürler. Öpeyim mi kikirik? Olmaz. Evet, yarışmamızın son finalistine dönüyoruz. Evet, sıra Yeliz'de. Artık kader anı. Avucunu yalarsın. Yalarım. Yalayacağım. Ya, peki tadı. Hadi. Umudunu kaybetme arkadaşım. Göreceksin bak. Bu gece beyaz atlı prensini kesin bulacaksın. Ay, gül biraz. Kikirik. Çok güzel olmuşsun. Bu akşam tam bir büyü gibisin. Sağ ol Harry Potter. Gece yarısından sonra balkabana dönüşmeyeceksin değil mi? O zaman beraber bir şeyler içelim mi? Sağ ol, ben almayayım. Harry Potter, toz ol. Ben eski halime dönmek istiyorum Törp. Aa,
Delinin zoruna bak, niyeymiş o? Baksana, asılı asılı Harry Potter asıldı bana. Kerem'in farkına vardığı bile yok. İstemiyorum güzel olmayı falan ben. Aman, hep böyle işte. Güzel olursun, herkes asılır, güzelliğinden nefret edersin. Çirkin olursun, kimse asılmaz, çirkinliğinden nefret edersin. Hay vallahi şu dünyada ne güzel olacaksın ne çirkin. Ay ben şimdiden çirkin olmaya başlasam iyi olacak. Baksana, bu Harry Potter'ın niyeti kötü galiba. Adım bir öpeyim. Aa, sakalına ne oldu senin? Şey efendim, o sakal gerçek değil. Aa, sen kendin de gerçek Tarkan değilsin zaten. Evet değilim efendim. Ah. Eh ulan Amir Bey. Ben de bunun hesabını sana sormazsam bana da pakize demesinler. Yazıklar olsun. Evlendiğimize hala inanamıyorum Sevda Hanımcığım. İnanamadığınız belli oluyor Amir Beyciğim. Eğer inanmış olsaydınız beni kucağınızda götürmüş olmanız gerektiğini de bilirdiniz zaten. Ah, çok affedersiniz. Dalgınlığıma gelmiş. Heyecandan unuttum tabii. Hemen oluyorum. Ya bu yüzde takılan takılar sizi ne kadar ağırlaştırmış. Ay olur mu canım? Onların hepsini anneciğime verdim. Ne? Size takılan, yani size takılan takıları annenize mi verdiniz? Evet, anneciğime verdim. Biliyorsunuz annem bütün bankalardan daha güvenlidir. Cebimden anahtarı alır mısınız Sevda'mcığım? Açın şimdi bir zahmet. Oh! Bu ev boş. Eşyalarım nerede? Bu ne rezillik ya? Beni boş eve getirdiniz. Ya, olur mu Sevda'mcığım? Benim eşyalarım vardı. Hırsız. Hırsız girmiş herhalde. Kapıcı, Hüseyin efendi! Ne oldu? Hırsız mı girdi? Hırsız değil Amir Bey, eski karınız. Bugün eve geldi, bütün eşyaları haciz yaptı. Haciz mi? Ya nasıl olur? Aylardır nafaka ödememişsiniz. O yüzden icra memurlarıyla geldi Amir Bey. Ya ödüyordum ben nafakamı. Tamam Hüseyin efendi, sen gidebilirsin. Ya herhalde bu düğün telaşından unuttum ya. Pes yani, ben eşyasını evde bir dakika bile oturmam. Ne yapacağız peki Sevda Hanım? Ne yapacağız? Tabii ki anneme gideceğiz. ...24 Kasım Pazartesi Öğretmenler Günü ve Haftası. Tatile denk geldi, hiç kimse Öğretmenler Günü'mü kutlamadı. Kerem ne güzel sabah erkenden odamın kapısına gelirdi çiçekle, o bile unuttu. Günaydın abla. Günaydın canım. Hayrola, takvimle mi konuşuyorsun? Aranızda bir husumet mi var yoksa? Hani yıllar akıp geçiyor ya. Yok bir şey. Gel bir an önce kahvaltımızı edelim bari bugünü kaçırmayalım. Arada ne günler atlıyoruz, ruhumuz bile duymuyor.
usulü bol yeşil biberli menemenimiz hazır efendim. Buyurun afiyetle yiyin. Bakın Amil Bey, artık amil usulü diye bir şey yok. Artık bundan sonra eşinizin istekleri daha önemli olmalı bence. Artık kayınvalideniz olarak benim isteklerim de önemli olacak tabii. Gayet tabii efendim, rica ederim. Gerçi benim bir tane başım var ama ikinizin de başımın üstünde yeri var şerefsizim. Benim nerede yerim var bilemem ama eğer siz bu evde barınacaksanız eve katkıda bulunacaksınız Amil Bey. Katkı mı? Evet. Mesela sizin o tam takır kuru bakır eviniz var ya, onu kiraya verelim. Artık kirayı da ben alayım. Ama belki biz ileride orada oturmak isteriz. Ama ne gerek var canım? Sevda benim yanımda olsun. Hem biz birbirimize destek oluruz. Öyle de olabilir tabii. Aa, çayım bitmiş. Ya siz zahmet etmeyin Sevda Hanımcığım, ben hemen doldururum. Ayrıca sizin dün gece de sahte Tarkan'ı getirdiğinizi de unutmuş değilim. Artı sizin tarafınızdan da doğru dürüst bir şey takmadılar düğünde. Bu akşam bir CD'de izleyeceğim. Bakayım sizin tarafınızdan neler takıldı. Hepsini bir bir tespit edeceğim. Tabii efendim, edin. Geciktim okula ben. Ben artık gideyim. Daha kahvaltımız bitmedi. Nereye gidiyorsunuz Amir Bey? Belki daha fazla şeyler isteyeceğiz sizden. Sucuklu yumurta isteyelim mi Sevda? Yok, belki krep. Krep. Ay canımız krep istedi değil mi? Hadi krep yap bize. Ay, dün akşam çok kaçırmışım düğünde yemeği. Karnımın ağrısından ölüyorum. Ay. Hayır, ağırlıklı olarak hep et yemekleri olması düğündeki natürelliği de bozdu. İnna sabirin, yapmayın canım Allah aşkına. Düğünün de natürelliği mi olurmuş? Yani Amil Bey şimdi hormonsuz domates mi? Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Geç de olsa öğretmenler günümüz kutlu olsun efendim. Buyurunuz Fidan Hanım. Ay çok teşekkür ederim. Ancak bir bayan bu kadar kibar ve düşünceli olabilir. Aman dikkat edin de onu da yemeyin Fidan Hanım. Son tahlilde. Ben bu çiçeği yemeyeceğim ama birazdan siz kafanıza bir çiçek yiyeceksiniz. Üzülmeyin. Buyurunuz efendim. Çok teşekkür ederim Afet Hanım. Ne kadar doğal bir karanfil. Çok teşekkür ederiz Afet Hanım. Siz de olmasanız koskoca okulda kimse anımsamayacaktı öğretmenler gününü. Buyurun efendim. Efendim sağ olun. Allah razı olsun. Ya düğündü, bayramdı derken öğretmenler günü arada kaynadı. Da benim asıl üzüntüm, benim Kerem böyle günü katiyen unutmazdı. O da atladı, hiçbir şey söylemedi. Asıl ona üzülüyorum. Dersleri çaldı. Ben derse bu karanfille gireceğim. Görsünler de utansınlar haylazlar. Ben de karanfille gireceğim derse. Günaydın çocuklar. Tamam. Veli toplantısı vardı, ben bilmiyor muydum? Hayır öğretmenim. Siz kimsiniz? Bir tanıtır mısınız kendinizi? Rica ediyorum oturun lütfen. Öğretmen beni tanıdınız mı? Ben Malatya Lisesi'nden öğrenciniz. 347 Hayri Güler. Şu an elektronik yüksek mühendisi oldum. Ay Hayri, ne kadar sevindim. Ah yavrum. Ben de Çorum Meslek Lisesi'nden Handan. Handan, şimdi ne yapıyorsun sen? İstanbul'da bir moda evim var. Hep hayallerimi peşinden koşmam gerektiğini söylemiştiniz. Ben de öyle yaptım. Yakında yurt dışında defilem var öğretmenim. Tebrik ederim seni canım. Ben de Antep Lisesi'nden öğrenciniz Mustafa öğretmenim. Doktor oldum ben. Ay peki şimdi burada mısın? Antep'teyim öğretmenim. Sizi görmeye buraya geldim. Ay yavrum. Ay ne kadar sevindim. Ay peki kim topladı sizi buraya? Öğretmenler gününüz kutlu olsun öğretmenim. Siz nasıl çocuklarsınız? Siz böyle beni ağlatacak mısınız? Bizi siz yetiştirdiniz öğretmenim. Her şey için teşekkür ederim. Ama ben sizi ağlatmıyorum haylazlar. Öğretmenim giderken az mı ağlattınız? Şimdi ödeştik işte. Peki ne yapacağım ben sizinle? Öğretmenim, canım benim, canım benim. Seni ben pek çok, pek çok severim.